İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Milletvekili adaylarının ön seçim kampanyası. Batı Ermenistan Kupası 2023 Okçuluk Turnuvası'nın kapanış töreni. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Batı Ermenistan'ın evlatları Arkadi Der Tatevosyan. Freedom House. Dünya Ukrayna'ya odaklanırken Artsakh sakinleri otoriter bir ablukaya maruz kaldı. Batı Ermenistan'ın Peri Vadisi'nde doğa katliamı gerçekleştiriliyor. Batı Ermenistan'da yazı ve edebiyat. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Milletvekili adaylarının 11. ön seçim kampanyası 18 Mayıs 2023'te Fransa saatiyle 20'de, Yerevan saatiyle 22'de Zoom üzerinden Ermenice gerçekleştirilecek. Toplantının konusu Artsakh Savaşı ve Batı Ermenistan. Aşağıdaki bağlantıdan Zoom toplantısına katılın. Batı Ermenistan Kupası 2023 Okçuluk Turnuvası 13-14 Mayıs tarihlerinde düzenlendi. Turnuva Los Angeles'ta Batı Ermenistan Fahri Konsolosu Okçuluk Federasyonu Başkanı Arman Grigoryan'ın girişimiyle ve Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'ın himayesinde Yerevan'da düzenlendi. Doğu Ermenistan Okçuluk Federasyonu Başkanı Nazik Amiryan yaptığı konuşmada daima birlikte çalıştıklarını, görüldüğü gibi yarışmaların da ilk günden sonuna kadar sorunsuz geçtiğini belirtti. Nazik Amiryan, açılış günü hava koşulları elverişli olmamasına rağmen engel olamadı. Müsabakanın gidişatı tüm hakimler tarafından büyük beğeni topladı ancak en önemlisi ve finali şampiyonanın baş hakeminin protokolüydü dedi. Turnuvaya Yerevan ve çevre bölgelerden 10-18 yaş arası kız ve erkek çocuklar katıldı. 6 ödül her iki cinsiyet için öngörülmüştü. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan kapanış töreninde başbakana, hükümet üyelerine, sporculara ve antrenörlere teşekkür etti. Maria Jakobsen Lübnan'da kurduğu yetimhaneye kuş yuvası adını verdi ve o yuvada bakılan Ermeni çocuklara onlarca yıl anne bir kuş gibi yiyecek sağladı. O çocuklar büyüdükten sonra çoğu Jakobsen ve diğer velilerle iletişim halinde kaldı. Maria'nın 600 sayfalık günlüğü Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit yıllarına dair gerçeklerin dünyaya sunulmasında büyük rol oynadı. Anılarında Müslüman çocukların yetişkinlerin davranışlarını taklit ederek Hristiyanlara ve özellikle Ermenilere karşı tutumlarını ifade ettiklerini ve bunun genellikle kurbanlara gösterilen alay şeklinde tezahür ettiğini yazar. Harbert'te görev yapan bir misyoner Mezre'ye giden Türk ve Kürtleri şöyle anlatıyor. Hiç bu kadar azgın ve vahşi insanlar görmemiştim. Küçük oğulları bile yetişkin bir adam gibi davrandı ve arkamızdan gavur, Hristiyan köpekler diye bağırıyorlardı. Misyoner, Türk erkek çocukları ve gençlerinin bir araya toplanıp Ermenilerin acılarını izleyerek elindiklerini anlatır. Böyle korkunç bir olay görmedim. İki jandarmanın yaşlı bir kadını yokuştan aşağı sürüklediğini gördüm. 10-12 Türk çocuğu bu üzücü manzaraya eğlenerek bakıyordu. Sebastya'daki Ermenilerin sürgünü sırasında Malatya'nın Türk çocukları alay edip şöyle demişlerdi. Hepinizi ezip öldüreceğiz. Batı Ermenistan'ın evlatlarından biri Artsakh Kurtuluş Savaşı'nın kahramanı Tümgeneral Eski Ermenistan Savunma Bakan Yardımcısı Arkadi Der Tatevosyan'dır. Kurtuluş Savaşı sırasında Şuşi'nin kurtuluşu en önemli zaferi olarak kabul edilir. Bu zafer mücadelenin gelişmesinde büyük bir psikolojik ve stratejik rol oynadı. Arkadi Der Tatevosyan 22 Mayıs 1939'da Tiflis'te doğdu. Bakü'de bir askeri okuldan ardından Leningrad Nakliye ve Harp Akademisi'nden mezun oldu. Afganistan, Almanya, Çekoslovakya, Beyaz Rusya ve ardından 1987'den itibaren Ermenistan Cumhuriyeti'nde görev yaptı. 1988'den itibaren Artsakh'ın kurtuluş mücadelesine katıldı ve gönüllülerin askeri eğitiminde aktif rol aldı. 1990 yılında Sasunci David Gönüllü Birliği'nin bir üyesi oldu. 1991 yılında Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Komitesi'nin askeri eğitim dairesi başkanlığına atandı.
30 Ekim 1991'de Artsakh'ın yeni oluşturulan Öz Savunma Kuvvetleri Delta Diversion Komutası'nda gerçekleştirdiği parlak operasyon sayesinde stratejik öneme sahip Hadrut bölgesinin Tok köyü düşmandan kurtarıldı. Mayıs 1992'de Şuşi şehrinin kurtarılmasını dağlarda düğün operasyonu hazırladı ve zekice gerçekleştirdi. Azerbaycan birlikleri zapt edilemez yüksekliklerden biri olarak kabul edilen Şuşi şehrini kontrol altına almış ve Stepanakert'i aylarca bombalamıştı. Dünyanın demokratik ülkelerinin çoğu Moskova'nın Ukrayna işgaline karşı çıkmak için bir araya geliyor ancak başka yerlerde örneğin Artsakh Dağlı Karabağ'da benzer adaletsizliklerin ortaya çıktığını unutmamalılar. Bu konuda insan hakları örgütü Freedom House yazıyor ve onları Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı veya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi uluslararası yapıları etkilemek için harekete geçmeye ve Uluslararası Adalet Divanı'nın Artsakh'ın ablukasını kaldırmaya yönelik kararlarının uygulanmasına yardımcı olmaya çağırıyor. Örgüt aynı zamanda demokratik ülkeler acılarını hafifletmek için çatışmadan etkilenen nüfusa doğrudan insani yardım sağlamalıdır diye yazdı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile Ermenistan Başbakanı'nın Brüksel'de ilişkilerin normalleşmesi için müzakereler yürüttüğü şu sıralarda bile Azerbaycan güçlerinin Artsakh Dağlı Karabağ'ı kuşatma altında tutmaya devam ettiğini hatırlattı. Makalede uluslararası hukukun temel ilkelerini savunmak, askeri saldırganlığı reddetmek ve sivil halka karşı zulmü önlemek tüm ulusların çıkarınadır deniyor. İnsan Hakları Örgütü ayrıca demokratik ülkelerin Bakü'nün eylemleri sonucunda insan hakları ihlalleriyle ilgili endişelerini zaten dile getirdiklerini belirtiyor. Uluslararası Adalet Divanı Azerbaycan'a Berzor koridoru üzerinden insanların, arabaların ve kamyonların engellenmeden hareket etmesini sağlamak için gerekli tüm önlemleri almasını emretti. Ancak çeşitli uluslararası mekanizmaları görmezden gelmesiyle tanınan Azerbaycan hükümeti bunu bir kez daha hiçe sayıyor. Azerbaycan tarafına caydırıcı açıklamalarda bulunan Batı Ermenistan liderliği, uluslararası normların koyduğu kurallara uyulması ve provokatif eylemlerden kaçınılması konusunda bir kez daha uyarıyor. Ne yazık ki düşman son günlerde Sotk yönünde silahlı çatışmalar ve askeri operasyonlar başlatarak provokasyonlarına devam ediyor. Türk iktidarının Batı Ermenistan'da çevresel sorunlara yol açan ve halk sağlığını tehdit eden gasp ekonomisine bir örnek de Peri Vadisi'nde yaşanıyor. Batı Ermenistan'ın Çapakçor, Bingöl, Dersim ve Harbert Elazığ sınırları içinde bulunan Peri Vadisi'nin insansızlaştırılması için özel politikalar uygulanıyor. Vadi içerisinde günümüze kadar toplamda 9 adet baraj ve HES inşa edildi. Bu baraj ve HES'lerden sonra ise bölge madencilik faaliyetleri tehdidi altında. Bölgenin sosyolojik yapısı, tarihi, arkeolojik verileri, ekonomiye olan katkısı, inanç merkezleri, florası ve ekosistem yapısı hiçbir şekilde görülmek istenmedi. Adeta bilinçli bir şekilde kültürel ve ekolojik soykırım yaşatıldı. Dersim Arevi Alevi inancı açısından önemli olan birçok inanç merkezi sular altında kaldı. Kureyş'in çile odası olarak bilinen yer suya gömüldü. Milyonlarca yılda oluşan doğal ekosistem alanları yok edilerek yapay ekosistemler sonucunda Peri Vadisi'nde yaşayan su kuşlarının yaşam alanları yok edildi. Binlerce balık öldü. Burada bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bazı türlerin yok olma tehlikesi daha da arttı. Barajların su tutmasıyla yöre insanı tarafından kutsal kabul edilen onlarca dağ keçisi bu sularda boğuldu, boğulmaya da devam ediyor. Kitap yaratmanın yolu yazmakla başlar. Eski Ermeni mitolojisinde eğitim, bilgelik ve öğrenme tanrısı Tir adlı tanrıydı. Ermeni atalarımız yazıya resimlerle başladılar. Pek çok dilde yazma ve çizim kavramlarının neredeyse her zaman çakışması tesadüf değildir. Yazmak, hem yazmak hem de çizmek anlamına geliyordu. Milattan önce 4. 3. bin yıllarda Ermenistan'da artık en basit yazı türleri kullanılıyordu. İşaret yazısı, piktograf ve ideogram.
Ararat Krallığı'nın resmi yazıtlarının dili Ermenice, yazısı ise çivi yazısıydı. Şu anda yaklaşık 600 Urartu metni bilinmektedir. 405 yılında Mesrop Maştot, Kral Varamşabu ve Gatoygot Saak Bartev'in aktif desteğiyle 36 harfli Ermeni alfabesini yarattı. Bunu hemen geniş bir okul ağının oluşturulması, ardından dev bir çeviri ve kültür çalışması izledi. 5. yüzyıldan itibaren birçok Ermeni manastırında kitaplar çoğaltılmış ve ülke geneline yayılmıştır. 5. 18. yüzyıllarda Ermenice el yazması kitaplar önce parşömene sonra da kağıda yazılırdı. Ortaçağ Ermenistan'ında el yazması kitapların bireysel, kilise ve manastır kütüphaneleri vardı. Mevcut Ermeni madenataranda bize ulaşan 20 binden fazla Ermenice el yazmasının kaydı bulunmaktadır. İlk Ermeni matbaası ve Ermeni matbaacılığını başlatan kişi matbaasını Venedik'te kuran Hagop Mehabart'tır. Çoğu Batı Ermenistan'ın farklı bölgelerinden getirilen birçok el yazması şimdi Yerevan'daki madenataranda saklanıyor. Bu kültürel çalışma Ermenilerin söz konusu bölgenin yerlisi olduğunu bir kez daha kanıtlamaktadır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Harutyun Topikyan yönetimindeki Yerevan Devlet Oda Korusu tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Alak Yaz Sarın Ambele ve Hıngi Zar adlı eseri sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.